Merhaba gençler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf matematik akıllı defterde yamuk konusuyla dersimize devam ediyoruz. Gençler dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak dersimize başlayalım. Yandaki noktada kağıtta verilen Yamuk tamamlandığında demiş gençler. O halde öncelikle yamuğu tamamlayacak olursam şöyle doğru parçasını alayım. Bakın alt ve üst tabanları vermiş gençler. O halde bunları birleştiriyorum. Ve köşelere isim verelim. A, B, C ve D köşelerini yazdım. O halde en az gençler A, B, C köşesinde köşe yamuğuna dikkat ederseniz. En az gençler bir kenar çifti paraleldir diyelim. Burada gençler A, B ile D, C paraleldir. Evet, dört tane köşesi var, dört kenarı var gençler. Şöyle hemen köşegeni çizecek olursam evet, İki tane köşegeni var gençler. İç açıların ölçüleri toplamı 360 derecedir. Evet, iç açılar dediğimiz gençler A açısı, B, C ve D açıların toplamı 360 derecedir. Dış açılar, gençler tüm çokgenlerde aynıydı ve 360 derecedir. Aynı kenar üzerinde bulunan gençler alt ve üst tabandaki açıların yani paralel olan kenarlarda gençler ucundaki açıların ölçüleri toplamı 180 derecedir. Burada A ile D'nin toplamı 80 derecedir. Aynı şekilde B ve C'nin toplamı da 180 derecedir diyoruz. soruyla devam edelim gençler. Yandaki şekilde ABC yamuk olduğuna göre x eksi y farkını istiyor. Gençler bakın bunu doğrular ve açılardan hatırlıyorum. Şöyle bu kuralı gibi de düşünebilirsiniz. Temizliyorum. Yani A ile D'nin toplamı 180'dir. O halde x artı 46 180 derece ise x'in değeri gençler 180'den 46'yı çıkartırsam x'in değerini 134 derece olarak veririz. Aynı şekilde 120 ile y'nin toplamı 180 derece ise buradan y'nin değeri 180 eksi 120'den 60 derecedir. Evet, benden gerçi x'ten y'yi çıkarmamızı istedi. x eksi y 134 eksi 60'dan evet, ne yapar gençler? 74 derece olur. Sorumuzun yanıtı diyelim. Evet, ikinci soruyla devam edelim. Yandaki şekilde ABC'de yamuk ve AB BC'ye eşittir demiş. Olduğuna göre B açısını istiyor. Şimdi gençler, ee, burada yamuk arkadaşlar ve AB ile BC birbirine eşitse ikizkenar üçgen olduğunu görüyorum. Bir de arkadaşlar şöyle yapalım. Bakın şöyle bir Z kuralından gençler Burası 36 derece ise bakın buradaki açımız da 36 derecedir. Şimdi bu açıda aynı zamanda ikizkenar üçgen olduğu için burası da 36 derecedir diyoruz. O halde C açısının tamamı dikkat ederseniz 72 derece. Benden istediği B açısını bulmak için 180'den 72'yi çıkartırsam sorumuzun yanıtını 108 derece olarak veriyoruz. Evet, üçüncü sorumuzda ABC'de yamuk ve ABCE paralelkenar. kenar. ABCE paralelkenar. kenar olduğuna göre DAE DAE bu açıyı istiyor. Şimdi gençler biliyorsunuz paralel kenarda arkadaşlar e, ardışık açılar toplamı 180 yani burası 60 derecedir. O halde yamukta gençler bakın A ile D'nin toplamı 180 olacak. Evet. A'nın değeri x artı 60. D'nin değeri 70 ve toplamları 180'dir diyoruz. Buradan x artı 130 180 ise x'in değeri 180'den 130'u çıkarıyorum. Ve 50 derece olur. Sorumuzun yanıtı diyorum. E, dördüncü soru ile devam edelim. Yandaki şekilde A, B, C'de yamuk olduğuna göre DC C kenarını bulalım diyor. Arkadaşlar bakın bize eğer arkadaşlar soruda kenar uzunlukları ve açı verildiyse mutlaka arkadaşlar Şöyle paralel kenar e, oluşturalım. Yamun içinde bir tane paralel kenar oluşturacağım. BC kenarına paralel bir kenar çiziyorum. Paralel olduğu için burasını 6 cm diyelim. Şimdi gençler şöyle yapalım. Burası 100 derece ise bakın burası da 100 derecedir. Burası 100 derece ise buraya 80 derece kalır. O şu A açısını bulabilmek için gençler. 50 ile 80'i topluyorum. 130 derece. 180'den 130'u çıkartırsam yukarıdaki A açısının da 50 derece olduğunu görüyorum. Yani gençler bakın burada bir ikizkenar üçgen oluştu. O halde i̇kiz ikizkenar üçgende kenarlar birbirine eşit olduğu için burası 6 santimetredir. Paralel kenarların dolayı burası 10'sa burası da 10'dur diyorum. Dc uzunluğu 6 artı 10'dan 16 santimetre olur diyelim. 5. soruyla devam ediyorum. Yandaki şekilde ABC'de yamuk ve EC açı ortay demiş. Ben de DEC açısını istiyor. DEC bu açı istiyor. Sevgili gençler öncelikle şu C açısını bulmak için B ile C'nin toplamı 180 dereceydi. 180'den 108 çıkarıyorum. 72 derecedir. Açı ortay olduğu için gençler 72'yi 2'ye bölelim. Bakın buralar 36'şer derece. O halde bu DEC açısına eğer x dersen üçgenin iç açıları toplamı 180'de x 60 ve 36'nın toplamı 180 derecesi. x artı 60 36 daha 96 yapar. 80'e eşit diyorum. Buradan x'in değeri 180'den 96'yı çıkartırsam x'in değeri 84 derece olur diyoruz. Evet 6. soruyla devam edelim. Yandaki şekilde ABC'de yamuk ve DE ve EC açı ortaya demiş. Olduğuna göre BC eksi AD kenar uzunluklarının farkını istiyor. Şimdi gençler şöyle yapalım. Bakın şöyle bir Z kuralı görüyorum. O Bu halde buradaki açımız buradaki açı eşittir. Evet. O halde aynı zamanda buradaki açıyla eşit olduğu için bakın bu iki kenar birbirine eşittir. Yani burası 6 santimetredir. Aynı şekilde gençler şöyle ters eden burası çentikli açıysa burası da eşittir. O halde bu kenarla bu kenarda bakın açılardan dolayı eşittir. Yani burası 7 santimetredir. O halde BC'nin değeri 7 santimetre. AD'nin değeri 6 santimetre. Ve aradaki fark 1 santimetre olur diyoruz. Bir santimetreyi de yazalım. Evet devam ediyorum. Evet, 7. etkinlikte gençler aşağıda verilen tabloyu dörtgenlerin özelliklerine göre doldurmamızı istiyor. Evet gençler ilk özelliğimiz bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olanlara dikli işaretleyeceğim. Gençler bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olanlar eşkenar dörtgen ve karedir. Karşılık kenar çiftlerinden çiftlerin uzunlukları birbirine eşittir demiş. Evet paralel kenarda dikdörtgen de eşkenar dörtgende ve karede bunlar birbirine eşittir. Tüm açılar 90 derece gençler. Dikdörtgen ve karedir. Köşegenleri açı ortaydır gençler. Evet eşkenar dörtgen ve karenin köşegenleri aynı zamanda açı ortaydı. Köşegenleri gençler eşkenar dörtgen ve karede dik kesişirler. En az bir kenar çifti paraleldir arkadaşlar. Evet en az bir kenar demek. İki kenar çifti paralel olabilir. Madde tümünün gençler evet en az bir kenar çifti paraleldir. Karşılıklı çapraz açıların ölçüleri gençler evet şu e, önce şunu yapalım. Karşılıklı açılar eşit e, eşittir. İki çift kenar e, iki çift paralel kenara sahip olanlar paralel kenar dikdörtgen evet, eşkenar dörtgen ve karedir. Son olarak da iç açıların toplamı gençler her birisinin dörtgen olduğu için 360 derecedir. Evet devam edelim. 8. soruda yanda verilen şekilde ABC'de dikdörtgendir demiş. Benden arkadaşlar buna göre DAE. DAE bakın bu açı istiyor. Sevgili gençler o halde şöyle yapalım. Bakın burası U kuralından dolayı. E, A, açısını bulmak istersem 180'den 132'yi çıkarıyorum. 48 derecedir. Dikdörtgende biliyorsunuz köşe açımız 90 dereceydi. O halde D, A, e açısı 90'dan 48'i çıkartırsam 42 derece olur sorumuzun yanıtı diyelim. Evet dokuzuncu soruya bakalım. Yanda verilen şekilde ABCD yamuk ve BD açı ortaydır. Ona göre BC'yi bulalım demiş. BC uzunluğunu. Arkadaşlar bakın şöyle görelim. Bir Z kuralında evet, bu açımızla buradaki açıyla buradaki açı eşitse dikkat ederseniz ikizkenar üçgen var. O halde BC uzunluğu 6 cm'dir sorumuzun yanıtını 6 santimetre olarak veriyoruz. Evet 10. soruya geçelim. Yanda şekilde veren ABC'de dikdörtgen GFEH eşkenar dörtgendir. Dikdörtgenin çevresi 64 santimetre olduğuna göre eşkenar dörtgenin köşegen uzunlukları toplamını bulalım diyor. Sevgili gençler öncelikle eşkenar dörtgeni şöyle köşegenlerini oluşturalım. Şimdi dikkat edersek gençler bakın buradaki EG DA'ya eşittir. Aynı şekilde HF uzunluğu da AB kenarına eşittir. Dikdörtgenin çevresi gençler DA, AB, BC ve DC'nin toplamıydı. O halde bizden istenilen gençler köşegen uzunlukları aslında dikdörtgenin çevresinin yarısıdır. O halde şöyle köşegen uzunlukları toplamı diyorum. 64'üm 2'ye bölecek olursam 32 santimetre olur diyoruz. Evet yarısı olduğu için. 11. soruya bakalım. Yanda verilen şekilde ABC'de eşkenar dörtgen ve BC e eşittir. BC DE'ye eşittir. Bizden DEC açısının ölçüsünü istiyor. Gençler şekil eşkenar olduğu için bakın bu kenarlarda eşittir. O halde şöyle görüyorum gençler önceliklerim. Burası 24 derece ise burası da 24 derecedir. Çünkü bunlar birbirine eşittir. Çünkü açı ortaya demiştik hatırlarsanız. Şimdi DEC üçgenine baktığımız zaman gençler DEC üçgeni ikizkenar üçgendir. O halde şu açılarımız gençler taban açılardır ve birbirine eşittir. O halde ben 180'den 24'ü çıkaracağım. 80'den 24'ü çıkartırsam 156 derece. Evet bizden istenilen DEC açısının ölçüsü de 156'yı 2'ye bölersem ne yapar gençler? 78 derecedir. Evet, sorumuzun yanıtını 78 derece olarak veriyoruz. 12. sorumuza bakalım büyütelim gençler. Mavi ve turuncu renkli maket bıçaklarının görsel birde görünen kısımları dik yamuk şeklinde olup sivri uçlarında bulunan açılar toplamı 60 derecedir. Evet, sivri uçlarında bulunan açılar toplamı gençler 60 dereceler demiş. Peki devam edelim. Turuncu renkli maket bıçağının gösterilen sivri ucundaki açının ölçüsü mavi renkli maket bıçağının gösterilen sivri ucundaki maket açısının ölçüsünün iki katıdır. O halde gençler turuncuya ben e, turuncuya ve şöyle maviye eğer x dersem turuncu bunun iki katı yani 2 x'tir diyeceğim. Devam edelim. Bu maket bıçaklar düz bir zeminde durmakta olan yeşil renkli yamuk üzerinde birbirine değecek şekilde görsel 2'deki gibi konumlandırılmıştır. Maket bıçakları zemine ve yeşil Yamun tabanlarına paralel olduğuna göre X, Y ve Z açılarının ölçülerinin toplamını bulalım diyor. Sevgili gençler. Öncelikle şöyle yapalım. Burada X ile karışmasın gençler. Burayı temizleyelim. Bu halde maviye A dersem turuncunun 2A olduğunu söylüyorum. Buradaki A açısını bulabilmek için gençler toplama 60'tı. A artı 2A 60 derece ise 3A gençler 60 derece. Buradan A'nın değeri 20 derecedir. İşte A dediğimiz bakın buradaki açımız yani şurası 20 derece. O halde turuncu da gençler 2 tane 20'den 40 derecedir. Peki gençler. Şimdi burası 20 derece ise arkadaşlar bakın şuradaki açım şöyle diyebilirim arkadaşlar 20 derece ise şuradaki açımız evet Ardışık açılar arkadaşlar neydi yamukta? 180 dereceydi. O halde 180'den 20'yi çıkarıyorum. 160 derece. Bakın burası 160 derece. Aynı şekilde buradaki açımız da gençler. 180'den 40'ı çıkartırsam. 140 derecedir. Peki 140 derece. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. X'e baktığımız zaman Şimdi burası 60 derece sevgili gençler. Bakın burası 60 derecedir. Veya şöyle yapalım. Direkt buradan bir U görelim. Hiç yukarı girmeyelim. O halde X ile 60'ın toplamı 180 ise X'i bulmak için 180'den 60'ı çıkartırım. Ve X'in değeri 120 derece olur. İlk bulacağımız açı diyoruz. Peki gençler. Z'ye bakalım. Evet, Z arkadaşlar bakın burası 50 derece ise yine buradan bir U kuralı çizeceğim. Normalde Z'yi bulabilmek için 180'den tabandaki 50 dereceyi çıkarıyorum. Ve Z'nin değeri de 130 derecedir. Son olarak neye bakıyoruz gençler? Y'ye bakacağız. Evet. Y'ye baktığımız zaman gençler şöyle yapalım. şöyle uzan uzun bir çizgi çizimi düşünüyorum. Arkadaşlar bakın burası 140 derece ise yöndeş açıdan dolayı şurası arkadaşlar bakın şurayı biraz büyüteceğim. Buradaki açımız 40 derecedir. Yöndeş açıdan dolayı. O halde bakın burada bir doğru açı oldu. Yani Y 20 ve 40'ın toplamı 180 derecedir diyorum. Buradan Y artı 60 180 ise Y'nin değeri 120 derecedir. O halde x artı y artı z. x 120 idi. y 120 ve z de 130. Bunları toplarsak da 370 derece olur. Sorumuzun cevabı diyoruz. Evet, 13. soruda eş dikdörtgen bölmelerden oluşan şekil 1'deki kart kesikli çizgiler boyunca kesilip elde edilen parçalar şekil 2'deki gibi mor ve yeşil renge boyanmıştır elde edilen iki parça şekil 3'teki gibi üst üste konularak yeni bir şekilde elde edilmiştir. Buna göre elde edilen bu şekilde x ile gösterilen açının ölçüsünü bulalım diyor. İşte öncelikle zaten şuralar 90'ar derece. Evet bu 90'er dereceleri gördük. Gençler bakın burası 30 derece ise sevgili gençler. Şuradaki açımız hatta şöyle direkt hepsini söyleyelim. Buradaki açı gençler bakın şöyle bir U kuralından dolayı 180'den 30'u çıkartırsam 150 derecedir. Burası 150 ise aslında burası 90 ise yani burası 60 burası 90 diyebiliriz. Şöyle görelim. O halde burayı direkt 150 olarak yazayım. 60 ve 90 ayrı ayrı yazmayalım. O halde X arkadaşlar bakın burada bir tam açı var. Yani X artı alttaki 90 artı 150 360 derece ise x 90 150 daha 240 360 derece buradan x'in değeri 360'tan 240'ı çıkarıyorum ve 120 derece olur sorumuzun yanıtı diyorum. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.